Abi o sırada gelirlerse, yani geldikleri sırada geldiler abi. Beni alabilirsiniz daha iyi. Geldiler karşılama var. Tamam. Ben önümden çekiliyorum abi. O zaman şunu kaydedeyim. Bu hususu başkanlık kurulumuzda da genişlemesine değerlendirdik. Elbette sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Uzunca zamandır Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002 yılında Demokratik Sol Parti iktidardan gönderilirken o dönemin Amerika Büyükelçisi Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın bölgemizde 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyması ve biz de biliyoruz ki buna karşı çıktığımız için Bülent Ecevit tarafından Irak'ın işgaline karşı çıkıldığı için iktidardan uzaklaştırılmıştık. Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle aynı kritik noktalara taşınmıştır. Demokratik Sol Parti de tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP'nin varoluşu ve kuruluş gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve anayasasının ilk 4 maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır. DSP doğruluk tutarlı olan bir partidir. Bülent Ecevit de bu partiyi kurarken aynı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve 3 kez devleti yönetmiştir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Bu devlet tecrübesini bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede, gerek Kıbrıs'ın İki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında, gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde, mavi vatandaki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. Milletvekilliği konusunda bunun dışındaki hadiseler değerli arkadaşlar, bizler elbette parlamentoda o demokrasinin mabedi olan yapıda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu gündüz geldikleri zaman da sizlerle paylaşmıştık o düşüncelerimizi. Bu saatten sonraki çalışmalardaki irade ve karar elbette ki hakim parti olarak AK Parti'nindir. Biz önerilerimizi kendileriyle paylaştık. Sonuç çıktığında artık o bilgileri de hep birlikte paylaşacağız. Efendim, YSK'ya teslim edilecek listede biz sizden bir ya da birden fazla ismi AK Parti listelerinde görecek miyiz, görmeyecek miyiz aslında? En net ifade edecek halimiz. Arkadaşlar ben şu kadarını sizlerle paylaşabilirim. Doğru olan da budur. DSP hiçbir zaman magazinin konusu olmamıştır. Bizler sayılar üzerinde siyaset yapan parti olmadık hiçbir zaman. Demokratik Sol Parti parlamentoda temsil edecektir dedikten sonra sayının o manada artık bir önemi kalmamıştır. Bizim için Türkiye önemlidir. Gerisi teferruattan ibaret. Yani DSP'li isimler listede olacak. Elbette. İsim mi, isimler mi efendim? Efendim yani birbirimize soru aldatması yapmayalım. DSP orada bulunacak. Peki siz logonuzda yer almayacaksınız. Seçimlere Hayır, katılmayacaksınız. Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız. İller belli midir efendim? Efendim detay konuşmayacağım. Onun için hadiseyi magazinsel noktaya taşımamamız gerekiyor. Demokratik Sol Parti
ciddi bir partidir. Çok teşekkür ederiz. Ülkemiz ve milletimiz için, hepimiz için hayırlı olsun inşallah. Emeklerinize sağlık. Basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Yeni bir temas olur mu? Sağ olun. Onu soralım. Yeni bir görüşme. Arkadaşlar, listelerin verilmesi için 24 saatten fazla zaman var. Yine rahmetli Demirel'i iade edeceğiz galiba. Onun için bakarız. Teşekkür ederim. Sağ olun.